Deneme Tatlar Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bir iftar menüsüyle daha birlikteyiz. Neler yapacağız bugün? İlk önce başlıklar altında bir söyleyeyim sizlere. Ezogelin çorbası, ahududulu trilçe tatlısı yapacağız. Ana yemek olarak da karışık kebap, kuzu eti, bir miktar kıymam var. Onu biraz köfte gibi yapacağım ve birlikte karışık kebap yapacağız. Daha sonra kebapların yanına çok yakışan domates ezmesi yapacağım sizlere. Bu akşamki menümüz bunlar. Öncelikle tatlımızı yapmakla işe başlayalım. Malzeme listesine bir göz atalım. Trilçe hamurumuz için 3 yemek kaşığı tepeleme un, 3 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı badem ve kabartma tozu kullanacağım. Trileçenin şerbeti için 2,5 su bardağı süt, yarım paket krema, 1 çay bardağı toz şeker. Ahududu sosu için de 250 gram ahududum var, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı toz şeker. Üzeri için de yine krem şanti kullanacağım. Hemen hamurumuzu yapmakla başlayalım. Karıştırma kabımıza yumurtalarımızı alalım. Ve üzerine 1 çay bardağı toz şekerimizi ilave edip güzelce 4-5 dakika çırpıyoruz. Yumurta ve şekerimizi krema kıvamına gelene kadar çırptık. Burada size bir püf nokta vermek istiyorum. Trileçe yapımında veya normal keklerde, yaş pasta keklerin yapılmasında unumuzu ve kabartma tozunu eleyerek kullanıyorum. Elemezsem böyle bu kremanın içerisinde kullandığım kabartma tozu ve un top top hale geliyor ve kekimin kabarmasını engelliyor. Onun için ben eleyerek kullanacağım. Kabartma tozumu da buraya ilave ettim. Şu şekilde eleyeceğim. Her bir yumurta için bir tepeleme yemek kaşığı un kullanıyorum. Yemek kaşığı badem içine ilave ediyorum. Ben kıyılmış badem kullandım. Sizler robottan geçirip toz halinde de kullanabilirsiniz. Fırınımı da bu arada 160 derece alt üst ayar açtım, ısınıyor. Hamurumuz tamam. Fırın kabımızı şöyle birazcık yağlayalım. Harcımızı buraya alalım. Şimdi şöyle birkaç kere yere vuracağım. İçerisindeki hava kabarcıkları dışarıya çıksın. Yine bu da kabarmasını engelliyor. Görüyorsunuz şuradaki hava kabarcıklarını. Eğer bunları bu şekilde yapmazsak, yani hava kabarcıkları kendini dışarıya vermezse kabarma güzel olmaz. Yeterli. Şimdi fırına veriyorum. Trileçemizin hamurunu fırına verdik. Şimdi şerbetini hazırlayalım. 2,5 su bardağı sütümü tencereye alıyorum. Üzerine yarım paket kremamı, yani 100 ml ve 1 çay bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Şimdi bunu ocakta pişireceğim. Pişirirken yalnız karıştırarak pişirelim. Yani şekeri eriyene kadar karıştıralım ki şekeri dibine tutmasın. Evet, şekerimiz eridi. Ben şöyle kaynamayı bırakıyorum. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız ve soğumaya bırakacağız. Ahududu sosumuz için 250 gram ahududumuzu blenderımıza aldık. Üzerine yarım çay bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. 1 çay bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve 1 yemek kaşığı nişastayı ilave ediyorum. Bunları güzel püre haline getireceğim. Ahududu püremiz tamam. Bunu tavamıza alıyorum ve ocakta karıştırarak pişireceğim. Eğer karıştırmazsanız, kendi haline bırakırsanız içerisinde nişasta olduğu için top top olacaktır ve çöpe gidecektir. Onun için mutlaka karıştırarak pişirelim. Ahududu sosumuzu koyulaşana kadar pişirdik. Şöyle göz göz olunca artık ocağımızın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Trileçe hamurumuz pişti. Fırından çıkardım. Gerçekten çok güzel kabardı. Fırına atmadan önce şuradaydı hamurumuz. Kabararak şu şekilde oldu. Anlattığım gibi eğer püf noktalarını uygularsanız sizler de güzel kabarmış kekler elde edebilirsiniz.
Bir püf nokta daha vereyim size. Kekimizin pişip pişmediği noktasında endişeleriniz varsa şöyle bir kürdan yardımıyla şöyle batırın ve çıkartın. Eğer kürdanınıza herhangi bir hamur yapışmıyorsa kekiniz pişmiştir. Ve şimdi benim kekim pişti. Ben soğumaya bırakıyorum. Trileçe kekimiz soğudu. Şerbetimiz de soğudu. Şimdi ikisini birleştireceğiz. Şerbetimizi katmadan önce bir kürdan yardımıyla şöyle kekimize delikler açalım ki şerbeti daha kolay çeksin. Şimdi şerbetimizi verelim. Tatlımıza şerbetimizi döktük. Şöyle kenara alalım. Biz bu arada üzerine süreceğimiz krem şantiyi hazırlayalım. Krem şanti sevmeyenler sürmeyebilir. Böyle de çok güzel oluyor. Sadece sosun üzerine dökeceksiniz. O şekilde ikram edeceksiniz. Şu kadar bir çay bardağından 2 parmak eksik sütümü ilave ediyorum. Ve çırpacağım. Şöyle tatlımızın üzerine sürelim. Sürerken çok fazla bastırmayın. Böyle hafifçe sürün. Çünkü şu üzerindeki kek kısımları kalkıyor. Bu şekilde tüm krem şantimizi sürelim. Tatlımızın krem şantisini sürdükten sonra bir 20 dakika kadar buzdolabında beklettim. Şimdi üzerine hazırladığım ahududu dolu sosu dökeceğim. Sizler üzerine sos olarak karamel, çikolata sosu, çilekli sos bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar birer alternatiftir. Hamuru bu şekilde hazırlanıyor. Önemli olan hamurunu hazırlamak. Eğer meyve sosu hazırlayacaksanız yine aynı yöntemle ahududu yerine hangi meyveyi kullanacaksanız onu kullanın. Hepsini doğrayıcıya katın. Doğrayıcıda güzelce püre haline getirdikten sonra karıştırarak pişirin. Tatlımız tamam. Ben buzdolabına koyacağım. Buzdolabında en az 3 saat dinlenmesi gerekiyor. Ama bir gün önceden yaparsanız daha lezzetli olur. Şimdi dolapta biraz dinlensin. Daha sonra servise sunacağız. Tatlımızı yaptık. Buzdolabına koyduk. Tatlımız dinleniyor. Şimdi biz çorbayı yapmaya geçelim. Ana yemeğimizi en son yapacağım. Kebap sizlerin de bildiğiniz gibi sıcak olarak tüketildiği için onu en sona bırakıyorum. Hemen çorbamızın malzeme listesine göz atalım. Bir tane soğan, bir çay bardağı kırmızı mercimek, yarım çay bardağı pirinç, yarım çay bardağı pilavlık bulgur, bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, baharatlarım var, nane ve kırmızı pul biber, tuz ve zeytinyağı. Öncelikle zeytinyağımızı tenceremize alalım, ocağın altını açalım ve soğanı doğramakla başlayalım. Soğanımızı zeytinyağda şöyle pembeleşene kadar kavurduk. Bir yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Tereyağımız eridi. Bir yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Ve kokusu çıkana kadar kavuracağım. Unumuzu da kavurduk. Salçalarımızı ilave ediyoruz. Bunları da güzelce kavuralım. Yıkadığımız mercimek, pirinç ve bulguru ilave ediyoruz. Şöyle biraz daha kavuracağım. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Bu kadar şimdilik yeterli. Çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra tekrar kıvamını ayarlayacağız. Çorbamız piştikçe koyulaşmaya başladı. Ben bir miktar daha su ilave edeceğim. Yeterli ve tekrar pişmeye bırakıyorum. Çorbamız kaynadıkça koyulaştı. Ben kıvamını kendinize göre ayarladım şu şekilde. Sizler de kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Baharatlarımızı da ilave ediyorum. Şöyle karıştıralım. Daha sonra kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Evet, çorbamız tamam. Tatlımız da dolapta. Biz kebaptan önce domates ezmesinin tarifini verelim.
Hemen malzeme listesine göz atalım. Bir tutam maydanoz. Ben küçük domateslerden şu şekilde 7 tane kullanıyorum. Sizler eğer domatesleriniz büyükse 2 ya da 3 tane yeterli. Bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil biber, bir tane soğan, 2 diş sarımsak, bir miktar limon kullanacağım. Bunun hepsini kullanmayabilirim. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, baharatlarım, bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı sumak, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber, acı pul biber, çay kaşığının ucuyla karabiber. Baharat olarak bunları kullanıyorum. Bende isot bulunmadığı için isot kullanamayacağım. Burada Türk marketi olmadığı için onu elde etmek zor oluyor. Sizler isotunuz varsa kullanırsanız çok çok lezzetli olur. Bir çay kaşığı tuz kullanacağım. 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, çok az da elma sirkesi kullanacağım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle baharatlı sos olan kısmı hazırlayacağım. Tüm baharatlarımızı şöyle karıştırma kasesine alıyorum. 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Bir yemek kaşığı nar ekşisi. Salçalarımı ilave ediyorum. Biraz limon sıkacağım. Çeyrek limon yeterli. Şöyle güzelce bir harmanlayalım ilk önce. Et yemeklerinin, kebap yemeklerinin yanına çok yakışan bir meze. Gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Çok az da bir çay kaşığı diyelim sirke ilave edeceğim. Yine sirke de ayrı bir lezzet veriyor. Tuzumu da ilave edeyim. Yeterli. Şimdi bunu kenara alacağım. Önce soğan, sarımsak ve biberlerimizi doğrayıcıdan geçirelim. Sarımsaklarımı da attım. Birazcık böyle küçülteceğim bunları. Biberlerimizi ve soğanımızı incelttik. Ayrı bir karıştırma kabını alıyorum. Yemekten hemen önce sosuyla birlikte buluşturup ondan sonra sofraya koyacağım. Diğer türlü erken yaparsak çok fazla sulanma olabilir. Kenara alalım ve domateslerimizi aynı şekilde yapalım. Benim domateslerim küçük olduğu için ben kabuklarını soymuyorum. Büyük domates kullanırsanız rendeleyebilirsiniz de. Maydanozlarımı da doğrayıp domateslerimin içine atacağım. Hepsini birlikte doğrayıcıdan geçireceğim. Domateslerimizi ve maydanozlarımızı da doğrayıcıdan geçirdik. Şimdi sosuyla birlikte karıştıracağız. Evet, şimdi sosumuzu domatesimize katalım. Güzelce karıştıralım. Tamam, şimdi servis tabağına alalım. Evet, iftar menüsü olarak en son ana yemeğimize geldik. Ana yemeğimizde ne var? Karışık kebap tarifi vereceğim. Malzeme listesine göz atalım. 400 gram kadar kuzu etim var. Kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. Bir miktar ekmeğim var. Bunları kebap için kullanacağım. 200 gram kıyma, bir kase mantar, bir tane soğanım var, bir yemek kaşığı tereyağı, bir miktar yine domates sosum var ve tuzum var. Öncelikle kuzu etlerimizi kuşbaşı doğrayarak başlıyoruz. Kuzu et sevmeyenler için sığır eti de bir alternatiftir. Kuşbaşı doğradığımız kuzu etlerimizi tavamıza aldık. İlk başta yağ ilave etmiyorum. Yağ ilave etmeden bu şekilde suyunu verip çekmesini bekleyeceğim. Ondan sonra çok hafif bir yağ ilave edip tekrar pişireceğiz.
Etlerimiz kavrulurken biz ekmeklerimizi hazırlayalım. Şöyle ekmeklerimizi de küçük küçük doğrayarak fırında güzelce kızartalım. Şu büyüklük yeterli. Hepsini bu şekilde doğrayalım, fırına verelim. Gram kıymamızın üzerine bir tane soğanımızı rendeleyelim. Üzerine biraz tuz ilave ediyorum. Şimdi bunları harmanlayacağım. Etimiz piştikten sonra köftelerimizi de başka bir tavada biraz sıvı yağda kızartacağız. Mantarlarımızı da bütün olarak kızartacağız. Daha sonra hepsini servise sunacağız. Şimdi etimizin pişmesini bekliyoruz. Etlerimiz suyunu çekti. Birazcık zeytinyağı ilave ediyorum. Ve bu şekilde pişene kadar kavuracağım. Bir püf nokta vereyim ben sizlere. Tuzumu piştikten sonra katıyorum. Eğer pişmeden önce katarsam etimi hem sertleştirecektir hem de pişme süresini uzatacaktır. Şimdi altını birazcık kıstım. Bu şekilde birazcık daha pişmesini bekleyeceğim. Etlerimiz pişti. Ben tuzumu da kattım. Altını kapattım. Şimdi köftelerimizi pişireceğiz. Ayrı bir tavaya birazcık zeytinyağı koydum. Köftelerimizi şöyle parmak şeklinde olacak şekilde tavamıza koyuyoruz ve kızartacağız. Yine başka bir tavada da mantarlarımızı kızartalım. Sonra hepsini birbiriyle buluşturacağız. Etimiz, köftemiz ve mantarlarımız tamam pişti. Şimdi üzeri için sosumuzu yapıyorum. Tereyağını erittim. Domates sosumuzu ilave edeceğim. Biraz kavuracağım. Tuzunu ilave edip altını kapatacağım. Ekmeklerimizi fırında birazcık kızartmıştık. Şimdi üzerine yoğurt gezdireceğim. Üzerine etlerimizi alıyoruz. Üzerine köfteleri ve mantarları. Üzerine sosunu ilave edelim. Evet, karışık kebabımız servise hazır. Evet, bu akşamki iftar menümüzde servise hazır. Çorba olarak ezogelin çorbası yaptım. Yapımı çok pratik. Ana yemek olarak karışık kebap yaptım. Altında yine ekmek var. Kızartılmış ekmekler. Ben normal ekmek kullandım. Tost ekmeği veya istediğiniz tarz ekmek kullanabilirsiniz. Kebapların yanına yakışan, kebapların yanında vazgeçilmez olan domates soslu meze yaptım. Gerçekten bu da çok lezzetli. Hem göze hem damağa hitap ediyor. Tatlı olarak da ahududulu trileçe tatlısı yaptım. Yapımı gayet pratik. Lezzeti de çok harika. Misafirler için hem şık bir sunum hem de yaz aylarında ferahlatıcı bir tatlı. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Bizleri diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Afiyet şifa olsun. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Videomuzun altındaki bildirim ziline tıklayarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar.